Değerli dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün insanın üçüncü gözünü veya kalp gözünü açması ile ilgili olarak çok ince detaylar vermek istiyorum. Üçüncü göz ve kalp gözü aynı şey gibi görünse de ikisinin arasındaki farkı fark etmeniz için çok gizli sırlar anlatmaya çalışacağım. Ve bu sayede üçüncü gözünüzü veya kalp gözünüzü aktive etme şansınız olacak. Günde sadece 5 dakikalık bir çalışmayla hem kalp gözünüz açılacak hem de arzu ettiğiniz birçok şeye çok kolay yollardan kavuşabileceksiniz. Genelde birçok insan kendini beden, akıl, düşünce olarak görür ve kendini sınırlı bir varlık olarak yaratır. Evet, bedenin sınırları vardır. Yapabilecekleri olduğu gibi yapamayacakları da vardır. Fakat insan beden değildir. İnsan ben dediği için kendine bilinmezlik değeri vermiş olur. Sınırlı bir benlik yaratır. Benlik sayesinde anda değil zamanda kalır. Ne geçmişten ne de gelecekten şu ana giriş yapamaz. An kelimesini zamanın onda biri diye telaffuz edilir. Oysa an kelimesi sonsuz şimdiki hayattır. Hayat ise inançlarla doludur. İnsan kendi hayatından sorumludur ve kendi hayatını beden, akıl, duygu ve düşünceleriyle yaratır. İnanca dönüşmüş duygu ve düşünceler sayesinde de kader yazılır. İnsanlar inançları sayesinde olan bir olaya ya da bir insana iyi veya kötü yakıştırmasını yapar. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu bildiğini zanneder. Aslında var olan her şey birbiriyle bağlantılıdır. İyi kötü, güzel çirkin, zengin fakir, evrende aklınıza gelen her şey birbiriyle bağlantılıdır. Zaten evrende her şey bir enerjidir diyen kuantum bize ruhu anlatır. Her şeyi birbirine bağlayan ruh, görülemediği için bilinç tarafından dışlanır. Bilinç, elle tutulur, gözle görülür bir şeyler, yani delil arar. Allah, Hazreti Adem'i cennetten kovulmasını sağladı. Bunu Hazreti Adem'in iyiliği için yaptı. Onun soyundan gelecek bir insanlık yaratmak için yaptı. Hazreti Adem'e evlatlar vererek onu insanlığın atası olma şerefiyle mükafatlandırdı. İnsanda 2 adet nesneleri görebilsin diye göz vardır. Bu 2 gözün haricinde ruh gözü, kalp gözü, 3. göz dediğimiz gözler vardır. Sütün içindeki peyniri görmek herkesin harcı değildir. Peynirci bir kazan sütü görse ondan şu kadar peynir çıkar diye söyler. Yoğurtçu bir kazan sütü görse ondan şu kadar yoğurt çıkar diye söyler. Demirci ustası yolda paslı bir demir görse ondan çok güzel çakı olur, bıçak olur, kama olur der. O paslı demirdeki hazineyi görür. Bu insanların ruh gözü açıktır. Çünkü yıllardır yaptıkları işe ruhlarını katmışlardır. Her insan hemen hemen her zaman ruh gözünü kullanabilir. Ama bunu geçmişte yaşanılanlarla, geçmişteki deneyimlerle gerçekleştirirler. İstanbul'dan İzmir'e uçakla giden bir insan, bir saat sonra İzmir'de olacağını bilir. İşte bunun gibi. Bir insanın ruh gözünün açık olması, kalp gözünün açık olduğu anlamına gelmez. Kalp gözünün açılabilmesi için ruh özgür bırakılmalıdır. Görmek farkındalıksız bir bakış açısıdır. çıplak gözle bakıldığında her şeyi gördüğünüzü zannedersiniz. Oysa çıplak gözün sınırlı bir bakış ve görüş mesafesi vardır. Bakmak ise insanın farkındalığından, yani ruhundan yardım alması olayıdır. O yüzden bir şeyi görmek için ne ile ve nasıl baktığınız çok önemlidir. Eğer çıplak gözle bakarsanız görünenler aldatıcı olur. Eğer ruhtan yardım alarak bakılırsa bu da sınırlı bir bakıştır. Bazen eksik, bazen fazla, bazen doğru, bazen yanlış olur. Fakat kalp ile bakılırsa her şey muazzam olur. Hata payı yoktur. Kalp asla yanılmaz. Ruh etliye sütliye karışmaz. Harama helale müdahale etmez. Yanlışı doğruyu ayırmak için uğraşmaz. Fakat kalp öyle değildir. Çünkü kalbin merkezi sevgidir. Kalp yaratıcının evidir. Kalp gözü ise o evin penceresidir. Kalp gözü çıplak olan göz gibi görmez. Kalp inançla görür. Kalp gözü üçüncü göz gibi sadece hisse dayalı değildir. Kalp tahminde bulunmaz. Kalp denildiğinde sadece bir avuç et parçası aklınıza gelmesin. Kalp her şeyin merkezidir. Hatta ruhu içinde barındıran maneviyattır. Kalp gözü açık olan bir insan, her an yaratıcının varlığını önde tutarak kendini, yani benliğini yok etmiştir. Tüm olayları, her türlü durumu yaratıcının hediyesi olarak zevk eder. Ve birçok sır kapısı açılır. Çok iyi bir sırdaştır. Can verir, sır vermez. Asla meraklanmaz. Çünkü nefsini olgunlaştırmıştır. Merak etmez. Çünkü sonunun iyi olacağını bilir. Kalp gözü açık olan endişe etmez. Karşısına çıkan ağır bir olayda dahi metanetini korur. O olayda razı olma moduna girer ve teslimiyet gösterir. Kalp gözü açık olan Allah'tan razıdır. Allah da ondan. İnsan kendinden razı olursa, insan kendini severse Allah da o kulunu sever ve o kulundan razı olur. İnsanın kendinden razı olması her gün mizan terazisini kurmasıyla mümkün olur. Kendini asla övmez. Yaptığı iyilikleri söylemez. Hiçbir işinde karşılık beklemez. Ondan alan da, ona veren de Allah'tır. Kalp gözü açık olan acı çekmez. Borç para verse birilerine, parayı verirken almak için vermez. Biri taş atsa, atana değil, attıranın kim olduğunu bilir. Hizmet etmeyi, yardım etmeyi çok sever. Hizmet edilenin kim olduğunu bilir. Kalp gözü açık olan halkın içinde hakla olur. Her yüzden yaratıcıyı zevk eder. Hiçbir insandan kendisi için bir şey istemez. Her an uyanıktır. Ayakta iken, otururken, yatarken Allah ile birliktedir. Düşünceleri neyse onu söyler. Eğer beni buraya kadar dinlediyseniz, buradan sonrasını farklı dille anlatmak daha iyi olur. Şimdi bana şu soruyu sorduğunuzu varsayıyorum. Daha önceki bir videoda kalp gözü ile üçüncü gözün aynı olduğunu söylemiştiniz. Oysa şimdi farklı anlatıyorsunuz diyebilirsiniz. Veya biz üçüncü göz ile kalp gözünü aynı biliyorduk diyebilirsiniz. Üçüncü göz her insanda vardır. Fakat bazı durum ve sebeplerden dolayı kapanır. Kalp gözü ise sonradan açılır. Üçüncü göz altındır. Kalp gözü ise elmas. İkisi de topraktır. Topraktan çıkar. Fakat 1 kilo altın ancak 1 gram elması alabilir. Kalp gözü ile üçüncü göz arasındaki fark işte bu kadar büyüktür. İsteyen herkes üçüncü gözünü açabilir. Fakat kalbinde aşk olmayan kalp gözünü açamaz. Kalp gözünün açılması sonsuz benliksiz aşık olmak ile olur. Aşık olmak birine, bir nesneye olan aşk değildir. Kendine, kendinde olana aşık olmasıdır insanın. Aşk tek kişiliktir. Aşık olan ve aşık olunan varsa orada aşk yoktur, ikilik vardır. Aşık olan da aşık olunan da bir vücuttur. Aşk sevginin yoğrulmuş halidir. Aşk sevginin pişmiş halidir. Aşk ölmeden önce ölmenin halidir. Aşık olan kusur göremez. Müşrikler Hazreti Ebubekir'e "Duydun mu ya Ebubekir, senin arkadaşın peygamber olduğunu iddia ediyormuş" diye söylediklerinde Hazreti Ebubekir ise "Muhammed söylüyorsa vallahi doğrudur" der. İşte bu gerçek aşktır. Onun bu aşkı sıddık makamına erdirdi kendisini. Zaten aşkın %50'si güvendir. İnsanların aradığı şey her zaman göz önündeydi. Ama kimse görmek istemediği için görünmeyeceğine inandılar ve göremiyorlar. Her gün sadece 5 dakika kalbine odaklan ve her şeyi sev. Endişe etme, korkma, panik yapma, acele etme. Sadece kalbini dinle. Sadece kalbine odaklan. Orada öyle bir şey görecek ve bulacaksın ki asla pişman olmayacağın bir şey. Gözlerini kapat. Önce teşekkür et, şükret. Sana verilen güzel şeyleri düşün ve teşekkür et. Aklına ne geliyorsa söyle. Paran için teşekkür et. Sağlığın için teşekkür et. Ailen için teşekkür et. Ama tek tek teşekkür et. Sonra sağ avuç içini kalbinin üzerine koy. Ve kalbini dinle. Kalbin atış ritminin Allah, Allah diye attığını hissedeceksin. Eğer kızdığın birileri varsa, eğer affedemediğin birileri varsa, eğer senin hakkını yiyenler varsa onları affet. Hayatın için, kazancın için, paran için, sağlığın için asla endişe etme. Şah damarından yakın olan sana öyle kapılar açacak ki sen bile şaşıracaksın. Ve teşekkür ederek, şükrederek gözlerini aç. Bunu her gün 5 dakika yapmaya gayret et. Hayatın hiç olmadığı kadar güzel ve umutlu olacak. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.